Arkadaşlar merhabalar. Sektörpedia'nın yeni bir bölümüne daha diye anons etmeye alışıksınız. Ben de alışığım. Ama bizim de bir evimiz, çoluğumuz, çocuğumuz var değil tabii. Kurban Bayramı'na giriyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bu arada sezon finalimiz bu. Ve çok iyi bir sezonda, çok iyi konuklarla eğleneceğimiz bir süreç başlıyor. Onların da genel anlamda mideleri zaten küçük olduğu için işte yemek yemekte zorlanıyorlar. Az evvel söylediğinle aynı şey. Zorlanıyor. Fazlasını aldığında tıkanıyor ya da midesi bulanıyor ya da ağzına gelmeye başlıyor. Çünkü hacim küçük. Buna devam edebilirsiniz ama bir süre sonrasında işte o nefsimiz ve açgözlülüğümüz bizi alıkoyamadığı için ertesi gün o bir çorbayı işte iki çatalı, üç çatala çıkarıyor. Dördüncü çatala sonra işte tatlar yenmeye başlıyor. Sonra dinlene dinlene yemeye başlıyoruz. Evet. Vücudunuza bunu alıştırıp o mideyi geri büyütüyorsunuz yavaş yavaş. İşte kilo alma ya da vücut ağırlığında artış dediğimiz o kısımda da bireylere biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Direkt zaten o bireye 3000 kaloriyi bastığında yiyemiyor, tüketemiyor. İşte açıcı kullanıyoruz. Ya burada asıl mesele ne biliyor musunuz Ufuk Bey? Bataklığı kurutmadan sinek avlamanın manası yok. Evet. Önce bataklığı kurutmak lazım. Yani bu zayıflığın ya da şişmanlığın altında yatan ana parametreyi bulmak lazım. Makine mühendisler odası ya da genel olarak meslek odaları neden var? Bir defa örgütlü yaşam için meslek odalarının varlığı son derece önemli. Şimdi makine mühendisliğinin özelinde gelişimine baktığımızda dünyada birçok devrim oldu. Özellikle sanayi devrimlerini ele aldığımızda şu an Endüstri 4.0 konuşuluyor, uygulanıyor. Hatta 5.0'lar söz konusu. Evet. Bu safhaların her biri bir sonrakine geçtiğinde makine mühendislerinin önemi de katlanarak artmış. Geçmişten aldığımız tecrübeler mühendise, insan yaratıcılığına, tasarıma olan ihtiyacın her zaman arttığını gösteriyor. Özellikle bizim mesleğimiz özelinde mühendisliğin geleceğin parlak mesleklerinden biri olacağından hiç kuşkum yok. Yani yeni öğretmenliğe başlamak idealist olarak başlamak demektir. Ben idealist olarak başlamayan çok az insanla tanıştım. Hı. Ama onun da tabii çeşitli zorlukları oluyor. Yani beklediğinizi öğrenciden alamıyorsunuz, çevre şartları uygun olmuyor ya da istediğinizi yapamıyorsunuz. Yani idealist oluyor insan ama belki onu yapacak potansiyeli de olmayabiliyor. İnsan kendisini de zamanla tanıyor. Evet. Hani ben neyi yapabilirim, neyi yapamam. Bir de şu var, yani sizin faydalı gördüğünüz belki o insan için çok uygun da olmayabiliyor. Uh-huh. Karşı tarafı tanımak, çocukları tanımak, o yaş grubunun özelliklerini tanımak, onlara hitap şekli, ekstra bir çaba ama bu. Tanımak, biraz böyle bir yaklaşımlar olabiliyor. İşte ya A firması, büyüklerden A firması. Tabii o kadar teşviği ben alsam ben de büyürdüm. Evet. Fakat A firması o teşviği alarak büyüdü ama sıfırdan hiçbir firmaya teşvik verilmiyor. Siz bir yatırım yapmak istediğinizde, A makinesini almak istediğinizde diyor ki %25'ini minimum, %25'ini bir yatır diyor. Hmm. Senin %25'in olmadan o teşviği sen de alsan demek ki sen de büyütemeyecek. Elini taşın altına koymadan ben o taşı kaldırabilirdim demenin bir anlamı yok. Önce bir taşın altına elini koyacağız. Bir ticarethane açmaya karar vereceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki biz o teşviği alsaydık biz de yapabilirdik. Ben burada şeyi bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yani e-ticaret yapmak isteyen tüm arkadaşlar için, yani hepsi burada da mağaza açtıktan sonra ürünlerini hepsi lojistik ile, yani hepsi buradan depolarına göndermelerini ve böylelikle işte iş gücü, depo kirası, elektrik, su, doğalgaz vesaire, biraz önce örneğini verdiğim arkadaş gibi, yani mağazayı açtıktan sonra kendini bir anda günde yüzlerce kargo paketi yaparken bulmaktansa bu hizmeti şu anda böyle çok cazip fırsatlarla sunan hepsi burada da bu hizmeti alıp satışa odaklanarak e-ticaretlerini büyütebilirler. Böyle bir fırsat var. Türkiye'de bu pazar hani hepsi burada tarafından şu anda domine ediliyor. Özellikle yeni başlayanlar için büyük fırsatlar sunuluyor. Arkadaşlar selam. Araya girdim. Bu videoyu izlemeye zaten devam edeceksiniz. Arada beni görmek ne kadar sizi mutlu ediyor bilmiyorum ama ekip gerçekten Sektörpedia'da çok çok özveriyle çalışıyor ki zaten kurgusundan tutun da bu işin organizasyonuna kadar keyif alıyoruz. Hani bu dizilerde falan filmlerde hep söylüyorlar ya, çekerken çok keyif aldık ormanın içinde böyle filmlerde. Bizde de aynı şekilde
Yani her ne kadar sadece ben görünüyor olsam da arkada gerçekten ekip arkadaşlarımız tam özveriyle ve çok heyecanlı çalışıyor. Bu övgü hani bize yapılan sadece ben üstüme alınamam. Batuhan arkadaşımız ışık, sette, kameralarda, organizasyonda ve bütün eksik gedik her şeyde onun eline bakıyor ki zaten ben de şu an ona bakıyorum. Ahmet arkadaşımız zaten yönetmenimiz, sanat yönetmenimiz. Ona binlerce teşekkür. Abim görüyorsunuz eskiden kafedeyken merdivenlerden gidip geliyordu. Sonra da onunla Mersin'de Marina'da bir bölüm çekmiştik. O da bütün Sektörpedia'nın organizasyonu, pazarlaması, sponsorluğu her şeye abimin kontrolünde. Eyüp'ümüz var bizim. Bütün o da Batuhan abisinin en büyük desteklerinden bir tanesi. Ve ekipte geri kalan herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Gözden kaçırdıkları bir şey var. Bazı firmalar teknolojiye, dijital hayata açık değiller ve bunun tadının ne olduğunu bilmiyorlar. Hı. Aslında deneseler bunun meyvelerini çok iyi alacaklar. Ama bazı firmalarda alışılagelmiş bir zihniyet var. Hani bir evet. Tek düze hep böyle alışmışlar. Bir yeniliğe gitmiyorlar. Ufuk Bey, burada hedef kitle de çok önemli. Yani hangi hedef kitleye hitap ediyorsun? Evet. Uzman bir kişi bunu belirleyecek. Bizim hedef kitlemiz şu. Evet. Doğru yerde, doğru şekilde doğru reklam dediğimiz bu. Ama şu an geldiğim noktada artık hani fizyoterapistlik yapıyorum, evet, ve bunu kendimi tanıtırken yani fizyoterapi unvanını daha çok seviyorum. Evet. Çünkü hepsini resmi olarak da zaten aslında diğer unvanlar biraz özel bir unvan oluyor. Hani bir devletin herhangi bir kuruluşunda onları kullanamazsınız. Öyle olduğu için fizyoterapi unvanının altında bütüncül çalışan bir fizyoterapistim ve kişinin bedenine değil varlığına yaklaşıyorum demeyi seviyorum. Burada da işte bütüncül çalışmak anlamına geliyor. Bu ne demektir? Bütüncül çalışmak demek kişiyi beden olarak değil, beden, zihin ve ruhsal boyuttan bu katmanlardan ele almak demek oluyor. Yani şimdi bilgi var. Hepimizin aslında bir background'unda bilgi var. Ama ben hep şuna inanıyorum. O bilgiyi ne kadar kullanıyorsanız o kadar biliyorsunuzdur. Ben kelime evet. arkadaşlara, işte çalıştığım arkadaşlara kelime öğretirken de, kelime öğretmek diye bir şey yok aslında. Kelime verirken de diyorum. Tamam, biliyoruz. Belki ben de bir sürü kelime biliyorum birçok dilde. Ama benim hazinem, kelime hazinem, kullandığım kelime hazinem. Doğru. Kullandığım kelimelerden ibaret. Lebalebi biliyor muyduk? Evet. Bilmiyorduk değil mi? Yeni girdi. Ama şu anda hayatımıza girdi. Çünkü artık hepimiz espri yaparken bile lebalebi kullanabiliyoruz. Ama öncesinde biliyor muyduk? Mesela ben biliyordum diyelim. Ama kullanmadığım hiçbir bilgi bir şey değil. Benim için bir şey ifade etmiyor açıkçası. Kesin. Geçenlerde bir tane hasta fotoğraf göndermişti ve baktım etrafta hiç kimse yok. Koyunlar var, koyunları otlatıyor. Çobanlık yapıyor belli arkadaş. Burnunun güzel olmasını istiyor. Evet. Ve tabii ki bu yanlış anlama olmasın. Çok her meslek gücü, her şey kesinlikle o manada kullanmıyorum. Hı hı. Ama sosyal hayatın daha böyle kenarında kalıyor evet. kişi. Evet. Yani günlük hayatında kimseyi görmüyor. Kırlarda gezen bir insan sonuçta. Zengin veyahut da iş insanı ya da işte sosyetik insan, böyle evet. bir kavram yok artık burun estetiği için. Her yaştan, her kesimden, her düşünce yapısından insan ameliyat olabiliyor. Ben şöyle diyorum, hepimizin insan olarak hayata karşı bir görevimiz var, bir sorumluluğumuz var. Bir kadın olarak benim ayrıca sorumluluklarım var. Evet. Benim kadınlara bir borcum var, kadınlar dünyasına bir borcum var. İnsan olarak da dünyaya, hayata, tüm canlılara, tabii. bitkiye borcum var. Doğru olduğunu inandığım şey için mücadele ederim. Her insanın da etmesini beklerim. Bu doğruluk benim düşünce dünyamda doğru olarak yorumlanmasa bile evet. insanların dünyasında doğru olarak kabul edilmişse bunun için verilen mücadeleyi de ben değerli ve kıymetli buluyorum. İnsan olarak bize düşen şey de kendi düşünce dünyamıza göre iyilik peşinde koşmak, dengeyi kaçırdığımız zaman kelebek etkisi dediğimiz şey evet. gibi bir yerde bir denge bozulduğu zaman zincirleme olarak bütün insanlığı, evreni, insanları, toplumu etkiliyor diye inanıyorum ben. Kazanıyor musun? Allah bereket ver tabii ki de. Rızkı veren Allah ben evet. hiçbir zaman. O konuda hiçbir sıkıntım olmadı. Hep de gözüm kapalı gittim yani. Olursa da olur, olmazsa olmaz. Niye? Ben zaten işçiyim. Gene işçiye dönerim. Çünkü ben oradan gelmişim zaten. Evet. Benim yani geriye dönsem de yani benim kaybedeceğim hiçbir şey yok. Sadece doğru. benim kaybedeceğim ne olur? Sağlık, mutluluk, huzur. O da nedir? Ailendir abi. Eşin, iki çocuğun. Yani değerlerin. Annen, baban tabii evet. abi. En önemli şey de o. Boş ver parayı. Para her zaman gelir. Boş ver ya. Önemli olan sağlık, mutluluk, huzur. Ben gelmişsem bu dünyaya, bu dünyadan gittiğimde tek arkamda bıraktığım şey Allah razı olsun veya iyi bilirdik olmayacak. Ben bundan çok eminim. Ki bunun için çalışıyorum. Ne kadar bana nasip olur bilmiyorum ama emek önce emek,
daha sonra tevekkül Allah'a. Ben emeğimi veriyorum. Emeğimin karşılığında da bunlara adım adım, basamak basamak, yani benim lafımla her adımda bir adım, sağlam sağlam ilerlemeye çalışıyorum ve bunun temellerini oturtuyorum. Ya bundan 5 yıl sonra ne olurum bilmiyorum ama iyi bir şey mi olacağım, iyi bir şey olacağım. Ya ondan çok eminim. Yani iyi bir yerde mi olacağım bilmiyorum ama iyi bir şey mi yapacağım, kesinlikle iyi bir şey yapacağım, onu biliyorum. Yani diğeri çok iddialı olur da. Şöyle söyleyeyim, 33 yıldır bu işin içerisindeyim ben. Hem alaylıyım hem mektekliyim, öyle söyleyeyim. Ve bu işi temelinden başlayıp kademe kademe yukarı doğru gitmek gerekiyor. Ve bunun da en büyük amaçlarından bir tanesi şu: siz ileride bir yönetici olduğunuzda önce eleman olmalısınız ki daha sonra yönetici olduğunuzda elemanın duygularını, hislerini anlayabilirsiniz. Her sefanın bir cefası var. Bir anda işte atıyorum bir meyve oluşmuyor. Onun bir prosedürü var, tamam. Bir zamanı var. Bir işletme hemen oluşmuyor. İşte bir insan bir anda yetişmiyor. Kademe kademe. Siz o kademeleri geçtikten sonra, kendinizi iyice bir donanıma sahip olduktan sonra, işte bunun içerisinde meslek eğitimi var, dil eğitimi var, yaşanmışlıklar var, artıları eksileri var. Siz bunları kendinize donanım olarak aldıktan sonra, tabii ki bir yönetici statüsüne geldikten sonra tabii ki bu işin bir maddi kısmı olacak. Babamın vefatından 4. gün falan gittim hemen ameliyathaneye, vakalarıma başladım. Çok çabuk tekrar normal hayatıma döndüm. Orada unutuyorsun hocam. Sevincini de unutuyorsun, sıkıntını da, stresini de. Yani insanlara niye cerrah olmasını öneriyorum. Sadece bu bile yeterli yani. İşin maddi kısmını düşünüyorsa doktor olmasın zaten. Bize çocukluğumuzdan beri öğretilen işte doktor ol, çok zengin ol falan, öyle bir dünya kalmadı artık. Yani insanı seviyorsa, hizmeti seviyorsa, hizmet etmeyi seviyorsa, sabırlıysa doktor olsun. Genelde kiralama şirketi sahipleri, CEO'ları, pazarlamacıları her zaman bu işin karından bahseder. Evet. Benim bu iş için şöyle bir denklemim var. Her müşteri ya da her misafir benim dostumdur. Dostlarıma şöyle derim: eğer sizin çok eski ya da çok yeni bir firma olabilirsiniz, 5 aracın altında ihtiyacınız varsa, filo kiralamadan bahsediyorum, yıllık bazda, siz yanlış yerdesiniz. Sizin bir bekleme süreniz var kesinlikle. Ama siz 5 aracın üzerinde ihtiyacı olan firmaysanız, evet kiralayınız. Size vergisel anlamda, operasyonel anlamda, gider anlamında avantajı olacaktır. Aslında yani şey, bu bir kuvvet dengesi. Yani siz burada bu kadarsınızdır, burada bu kadarsınız. Bu kadarken bu kadarın işini yapamazsınız. Çünkü finansa dayalı şeyler, ticaret. Ar-Ge merkezi farklı bir oluşum, tasarım merkezi farklı bir oluşum. Ben aynı zamanda Ar-Ge ve tasarım merkezleri sektör temsilcisiyim. Ar-Ge ve tasarım merkezlerine baktığımız zaman büyük sanayi kuruluşlarına hitap ediyor aslında bu. Büyük bir sanayi kuruluşu. Önceden Ar-Ge merkezi olabilmek için en az 50 mühendis gerekiyordu. Şu anda 15 mühendise kadar düşürdüler bunu. Yani 15 tane o alanda faaliyet gösteren Ar-Ge mühendisiniz olması gerekiyor. Şimdi biz Teknopark'taki firmalara baktığımız zaman 15 tane mühendis olan firma sayısı çok fazla yok. Olanlar var, evet. Ama olmayanlar var. Şimdi Teknopark'ın sunduğu imkanlarla Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nin sunduğu imkanlara baktığımız zaman aslında yazılımcılar açısından Teknopark'ın sunmuş olduğu imkanlar Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'nin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla. Hmm. O yüzden mesela bir yazılımcıysanız, bilişim sektöründe faaliyet gösteriyorsanız sizler gibi, Teknopark'ta bulunmak sizin için bir zorunluluk yani. Şu an enerji maliyetlerinden dolayı bu iş revaçta olmasının haricinde gerçekten doğaya ve çevreye arka planda çok büyük katkısı olacak. Paris Anlaşması gündemde bu aralar. Amaç ne? Yeryüzü sıcaklığını 2 dereceden fazla arttırmamak. Küresel ısınmanın önüne geçmek. Bunu mümkünse 1,5 derecenin altında tutabilmek. Global amaç bu. Bunu da küresel ısınmayı etkileyen en büyük etken de işte işletmelerin, büyük sanayilerin sera gazları doğaya saldı. Onun haricindeki en büyük etkenlerden biri de biz bu elektriği kullanabilmek için, üretebilmek için kurduğumuz fosil yakıt tesisleri. Yani biz elektriği alırken de aynı zamanda, yani işletmeler, ürün üreten firmaların haricinde biz elektriği kullanırken de zaten doğayı mahvediyoruz. İnsanların şu anda hani sevdikleri şeyler çok farklı. Taptıkları şeyler diyelim. Çünkü bir şeylere tapıyorlar. Maddi şeyler o kadar değerli ki. Maddi şeyler değerli olduğu zaman insan değeri düşer. Bu bir gerçek. Ben şu laptopu alabilmek için böyle çabalıyorum, yırtınıyorum, işte bir şeyler yapıyorum, işle güçle uğraşıyorum. Bir tane laptop alacağım, tamam mı?
O arada karşıma gelen insanların gönlünü kırmışım, kalbini kırmışım, iş için saçma şeyler yapmışım önemli değil. Evet. Neden? Çünkü bir maddi bir şeyin peşindeyim. Maddi şeylere değer verdiklerinde maneviyat her zaman düşer. Bu hafta yeni bir desteğimiz çıktı. KOSGEB olarak farklı bir alanda desteğe başlayacağız inşallah. Turizm Bakanlığımızla beraber ortak işbirliğinde usta çırak ilişkisini yeniden canlandırarak mesela bakırcılık olsun, yemenicilik olsun bölgemizde bu sektörde olan ustalarımızla destek vereceğiz. Bu KOSGEB'in ilk desteği olacak bu alanda. Yani yine dolaylı yoldan sanayi ama öncelik yeni ustaların yetişmesi. Gerçekten sektörde firmalar birbirlerinin zamanını çok harcıyorlar. Evet. Bence buna çok dikkat edilmesi lazım. İşte yok demo yapalım, yok POC yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. İşte şu görüşmeler, biz bakıyoruz bazen hep geriye dönük istatistik tutuyoruz. Mesela bir proje fırsatı için bir bakıyoruz 100 tane, 150 tane abartmıyorum bu rakamları toplamda. İşte evet. Çünkü başka birisiyle görüşüyorsun, kendi içinde evet. Görüşüyorsun, varsa tedarikçiyle görüşüyorsun. Toplamda evet. 150 tane mail. Sonuç yok. Tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Sektörpedia'yı takip etmeye devam edin. Ufak tefek içerikler böyle küçük içerikler zaten yayınlamış olacağız. Burada sizi yalnız bırakmıyor olacağız. Zaten Instagram hesabımızda da Reels'lerde kişilerin gelen konukların deneyimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Orayı da sıcak tutmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan yeni sezonda yorumlarınız bizim için çok kıymetli çünkü gelen konukların deneyimlerini sizlere doğru aktarmaya gayret gösteriyoruz. Bu yüzden sizin yorumlarınıza önem veriyoruz. Herkes kendine çok iyi baksın. Yeni bir sezonda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.